Ben öncelikle tabii hocam bize ödev verdi. Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklara. Biz o ödevi aldık. Yaklaşık 3 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyorum. 25 milyon öğrencimiz var. 1 milyon öğretmenimiz var. Bu kitlenin internet hizmetlerini sağlayan teşkilatın başındayım. Onların güvenliğini, hangi sitelere girip giremeyeceklerini belirleyen birimdeyim. Ve sahada yaşadığımız sıkıntılar var. Bu sıkıntılar işte öğrencilerimiz kaynaklı ya da öğretmenlerimiz kaynaklı olabilir. Bunları tespit ettikten sonra biz birimimiz bunu bir sunum haline getirdik. Yapılabilecek şeyleri gittiğimiz illerde öğretmenlerimize ve öğrencilerimize anlatıyoruz. Bunun dışında eğitim dairelerimizin de bu konuda çalışmaları var. Bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ama işte internet Türkiye için henüz hazırlıksız yakalandığımız bir olay. Hababam sınıfını hepiniz izlemişsinizdir. Orada bir olay vardı. İşte İnek Şaban adına öğretmene mektup yazıyorlardı. Gönderiyorlardı. Sonra da İnek Şaban öğretmen adına yazıyorlardı falan. Bu bir bizim için bir mizahtı. Ve güldük, geçtik. Orada da tolere edilebilir sonuçlar doğurdu. Ama şimdi internet aleminde bunun bir üst versiyonu uygulanıyor. Çocuklar bazen şaka olsun diye öğretmenlerin adına Facebook'ta sayfalar açıyorlar ya da arkadaşlarının adını açıyorlar. Sonra öğretmenleriyle ya da öğrencilerle yazışıyorlar. Sonucu ölümle neticelenen olaylar oluyor. Bunların demin hocam da dediği gibi bir kısmı basına yansımıyor ama masum bir şakanın ötesine geçiyor ve facialara sebep oluyor. Belki işte dediğim gibi hazırlıksız yakalanmanın ve nelerle karşılaşacağımızı bilmemenin ve neyi kaybettiğimizin farkında olmamanın sonucu. TÜİK verilerine göre hanelerin %96.8'inde cep telefonu var. 2015 rakamlarına göre internet kullanan bireylerin oranı %55.9. İnternet kullanım amacı, bu rakam önemli, internet kullanıcılarının, Türkiye'deki internet kullanıcılarının %80.9'u interneti sadece sosyal medyada kullanmak için kullanıyor. Bunlar gerçekler. Bunun için biz dediğim gibi bir bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. Bu sunumu aslında 1,5-2 saatlik bir sunumdu. İçinde videolarla desteklediğimiz bir sunumdu. Süremiz kısıtlı olduğu için ben bir kısmını, hatta büyük bir kısmını kestim. Artık ne kadarını paylaşabilirsek. Güvenliğin %20 veya 30'unun teknoloji, geri kalan kısmının da insan kaynaklarına bağlı olduğu bilgi güvenliği alanında bilinen hususlardan. Teknoloji, yani bizim yaptığımız iş, sizin güvenliğinizin küçük bir kısmını sağlıyor. Ama güvenliğin büyük bir kısmı, asıl kısmı sizsiniz. Siz kendi güvenliğinizi kendiniz sağlamak zorundasınız. Başlıca riskler şunlar: pornografi, çocuk istismarı, kişisel bilgilerin paylaşımı ve çalınması, cinsel içerikli mesajlar, sanal dolandırıcılık, siber zorbalık, şiddet, nefret, ırkçılık, çevrimiçi oyunlar ve internet bağımlılığı, yabancılarla çevrimiçi ve çevrim dışı kontrolsüz iletişim ve zararlı yazılımlar. Mesela Facebook'ta bir tane oyun sitesine giriyorsunuz. Girişte size bir soru soruyor. Diyor ki, sizin arkadaş listenize erişmek istiyorum. Siz okey diyorsunuz. Sizin adınıza paylaşımlarda bulunmak istiyorum diyor. Siz okey diyorsunuz. Yarım saat sonra arkadaşlarınız cep telefonunuzu arıyor. Şu an Facebook'taki sayfanda uygunsuz görüntüler paylaşılıyor diyor. Aslında suçu kendiniz işlediniz. Siz olur dediniz o yazılıma, o oyuna. Dediniz ki benim adıma paylaşımda bulunabilirsiniz dediniz. Ve o oyunda bunu hemen uygulamaya soktu. Sizin uygun görmeyeceğiniz, belki kendisi için ticari bir materyal olan paylaşımları sizin adınıza paylaşmaya başladı. Ve tabii onun başta tedbirini almak lazım. Tabii detaylara çok girmeyeceğim ama önemli bulduğum için bu kısmı söylemek istiyorum. Cep telefonlarınıza yüklediğiniz yazılımlar sıkça size şunu sorar. Fotoğraf
albümünüze ya da makinenize erişmek istiyorum. Siz olur verirsiniz. Mikrofonunuza erişmek istiyorum dersiniz. Siz olur verirsiniz. Dolayısıyla internete bağlandığınızda bu iki önemli unsuru diğer kullanıcıların kontrolüne teslim etmiş olursunuz. Ve bunu da yine siz kendi isteğinizle yapmış olursunuz. Bilgisayarların güvenli kullanımı ile ilgili antivirüs programı kullanılması gerekir. Bu programları da, tabii bu da büyük bir pazar, onun ticari boyutu ayrı bir tartışma konusu ama bu antivirüs yazılımlarını sık sık güncel tutmanız gerekir. Yoksa işte 3 ay önceki veya 1 hafta önceki bile olsa antivirüs yazılımı bugün yeni çıkan, şu an biz konuşurken yayılan virüsleri kontrol edemeyebilir. Tanımadığınız kişiler tarafından size gönderilen ve ek dosyası bulunan e-mailleri okumayın. Bilmediğiniz ekleri açmayın. Uzantısını bilmediğiniz mailleri açmayın. Son günlerde gelen fatura mailleri var. Çok yaygın bir şekilde geliyor. Geçen yıl bu işi yapanlar bu işten 30 milyon dolar para kazandılar. Size TT.net'ten gelen bir faturaya tıkladınız. Gittiniz. İşte karşılığında bir virüs download edebilirsiniz. Bunun çeşitli yolları var. Bilgisayarınızdaki veriler başkalarının kontrolüne geçebilir vesaire vesaire. Eğer emin değilseniz ki bu tip maillerden emin olmazsınız. 500 liralık telefon faturası gelmemiştir size. Ama bu tip dolandırıcılıklar son günlerde çok yaygın ve geçen yılki bu işten kazanılan para da 30 milyon dolar. İnternette indireceğiniz her dosyaya virüs testi uygulayın. İşletim sisteminizi güncel tutun. Güvenlik duvarı firewall yükleyerek virüs riskini azaltabilirsiniz. Phishing, yemleme, daha çok işte şifrelerinizi çalmak için uygulanan yöntemlerden bir tanesi bu. Size işte maille ya da sosyal mühendislik araçlarıyla ulaşan insanlar sizin şifrelerinizi alabiliyorlar. Sizi bir sayfaya yönlendiriyorlar. O sayfa Facebook'un, Twitter'ın sayfasında aynısı olabiliyor. Orada kullanıcı adı ve şifrenizi girdiğinizde o veriler başka bir yere transfer ediliyor ve artık sosyal medya hesaplarınız ya da bankacılık şifreleriniz sizin kontrolünüzün dışına çıkıyor. Başkaları tarafından kullanılır hale geliyor. Monitör güvenliği. Art niyetli kişiler sizi internet kafede izleyebilirler ya da iş yerinde de izleyebilirler ya da okulda da izleyebilirler. Size ait bilgileri oradan takip edebilirler. Sizin adınıza işlem yapabilirler. Eğer bilgisayarınızda bir oturum açmışsanız, bu mail hesabı olabilir, sosyal medya hesabı olabilir ya da işiniz için kullandığınız yazılımlar ya da bankacılık yazılımlar olabilir. İşiniz bittiği zaman köşedeki çarpı işaretine basmayın. Oturumu kapat kısmından oturumu kapatırsanız güvenli olarak çıkmış olursunuz. Son birkaç yıldır ülkemizin de dünyanın gündemindeki online alışveriş. Burada da mesela mailinize bir tane alışveriş sitesinin reklamı geliyor. Siz orada gördüğünüz tişörtü almak için tıklıyorsunuz. Şu üstteki gördüğünüz yeşil güvenli bir siteye yönlendirildiğinizi gösteriyor. Eğer burası kırmızı ise güvenli değildir. Ya da işte A alışveriş sitesinin reklamı geldi ama buraya tıkladığınızda başka bir site ismi varsa sitenin aynısı da kopya edilmiş olabilir. Buna da dikkat ederek kredi kartı bilgilerinizi vesaire bilgilerinizi çaldırmadan güvenli alışveriş yapabilirsiniz. En önemli kısım işte halkımızın da %80.9'unun internete giriş sebebi olan sosyal medyada. Bugün elektronik ortamların bu kadar yaygınlaşması bu ortamları cazip kılan veya bizleri bu ortamlara bağlayan en önemli etkenlerin başında paylaşım geliyor. Tabii demin konuşmamın başında söyledim ya işte neyi kaybettik. Eskiden işte sokakta yemek yemek, ekmek yemek, birinin yanında bir şey yemek ayıp karşılanırdı. Şimdi internette ilk yaptığımız şey sofranın fotoğrafını çekip Facebook'ta paylaşmak. Bu toplumsal anlamda internetin bize kaybettirdiği en ilk değerimiz. Bunu ucuca ekleyebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. İnsanların işte yaşam tarzlarını, şunları bunları paylaşarak birbirlerini tahrik ediyor olması, bu anlamda ulaşamayan, erişemeyen insanlara verdikleri manevi eziyeti saymıyorum. Neden sosyal medya tercih ediliyor? Etkileşime açık, klasik tüm medya yayınlarından daha hızlı,
Buradaki fotoğrafı şu an çektik. Hemen paylaşabiliyoruz. Birileri bizim burada internet güvenliği kongresinde konuşulduğunu ya da bulunduğumuzu takip edebiliyor. Veya başka ortamlarda olduğumuzu takip edebiliyor. Her zaman daha ucuz ve yaygın. Eskiden birine bir şey göndereceğimiz zaman fotoğrafı gidip fotoğrafçıdan alıyorduk, parasını ödüyorduk, sonra zarf alıyorduk. Bunu zarfa koyup postaneye gidiyorduk. İşte pul alıyorduk. Onun gitmesi bir haftayı buluyordu. Dolayısıyla o anı paylaşmamız 10 günü buluyordu. Zaten olayın da tadı kaçıyordu. Kullanılması kolay ve eğlenceli. Bir tık hareketiyle her şeyi paylaşabilir hale geldik. İnsanın merak ve ego duygularına hitap ediyor. Hedef kitleye ulaşmanın en kolay yolu. Burada bireylere yönelik riskler, bu risklerin hepsini aslında siz biliyorsunuz. Şimdi en çok internette kredi kartı hırsızlığı bizi düşündürüyor. Çünkü o direkt cebe temas ediyor. Ama onun dışındaki riskleri yaşıyoruz, görüyoruz. Onlar da büyük riskler ama en çok etkilendiğimiz şey bu. Bir hırsızın, kredi kartı hırsızının bizim kredi kartımızdan para çekebilmesi için hangi bilgilere ihtiyacı var? Adımıza, soyadımıza, doğum tarihimize, annemizin kızlık soyadına, cep telefonu numaramıza. Şimdi bunların çoğunu sosyal medyada paylaşıyoruz. Ben bunu öğretmenlerle, öğrencilerle paylaşınca hep şeye itiraz ediyorlar. Annemizin kızlık soyadını bulamazlar. Son bir yıldır falan Facebook'un bir uygulaması var biliyorsunuz. Hısım akrabayı da ekliyorsunuz. Dayıyı, teyzeyi falan ekliyorsunuz. Yani çok uğraşmaya gerek yok. Bu işte biraz meraklı bir kişi. Eskiden biraz zor buluyordu. Şimdi 5 dakikada bulur sizin dayınızı, bulur. Dayınızdan da annenizin kızlık soyadını bulabilir. Dolayısıyla sizin kredi kartınızla işlem yapabilecek bütün bilgileri Facebook'ta herkesle paylaşmış oldunuz ve gitti paracıklar. Son çıkan bir kanun var, kişisel verilerin korunması kanunu. Şimdi bu kanunun detaylarının yayınlanmasını bekliyoruz. Bu konuda yasalda bir boşluk vardı ülkemizde. Böylece o yasal boşluk da dolmuş oldu. Uygulamada yönetmelikler yayınlandığında bu suçlar işlendiğinde ne tür cezalarla karşılaşacağımızı göreceğiz. Burada ben bu kısımları hızlı geçiyorum. Kendinizi nasıl korumaya alabilirsiniz? İşte doğum tarihinizi paylaşmayabilirsiniz, cep telefonu bilginizi paylaşmayabilirsiniz. Bir de paylaştığınız bilgileri kimlerle ne düzeyde paylaşacağınızı belirleyebilirsiniz sosyal medya sitelerinde. Onlar kısmen büyük oranda sizin güvenliğinizi sağlayacaktır. Bir de şunu paylaşmamanızı öneriyorum. Anında fotoğraf paylaşmamanızı öneriyorum. Bunlar hep yaşanan şeyler. Dediğim gibi 1 milyon öğretmenin 25 milyonun problemlerini takip ediyorum. Aile Antalya'da plajda yürürken çocuklarıyla birlikte fotoğraf çekiyor. Antalya bugün 25 derece. Biz de çocuklarla yürüyoruz diyor. Saat işte 12:53. Hırsız efendi oradan bakıyor. Ya bunlar güzel evi boşaltmışlar diyor. Ben de gireyim evi boşaltayım diyor. Dolayısıyla paylaşacağınız şeyleri de anında paylaşmamaya dikkat edin. Bir şey daha. Sildiğiniz hiçbir şey internet aleminden kaybolmuyor. Bunun da farkında olun. Toparlıyorum hocam. Tanımadığınız insanları Facebook üzerinde arkadaş olarak eklemeyin. Genellikle tabii insanımızın içindeki canavarı ortaya çıkardı internet. Sahte kimlikler, sahte kişilikler, sahte profillerle insanlar bizim üzerimizde oyun oynayabiliyorlar. Bizi rahatsız edici, bize zarar verici şeyler yapabiliyorlar. Bir de yeri gelmişken biz bununla ilgili bir iki defa duyuru yayınladık. Özellikle karne dönemlerinde aileler çocuklarının başarı belgelerini sosyal medyada paylaşıyorlar. Bu elbette hak edilmiş bir gururdur. Buna itirazımız yoktur. Yalnız paylaştığınız her başarı belgesinin üzerinde çocuğunuzun kimlik numarası, çocuğunuzun sınıfı, okulu, öğretmenin ismi, okulun ismi yer alıyor. Burada şöyle bir sosyal mühendislik olayıyla karşılaşabilirsiniz. Sizi arayan art niyetli bir kişi, çocuğunuzun başına şöyle bir iş geldi, şu yerde sizi bekliyor gibi bir şey söylediğinde, sizi ikna edecek bütün verileri verdiniz ona. Çocuğunuzun kimlik numarasını söyleyebilir,
okulunu söyleyebilir, sınıfının numarasını söyleyebilir. Sizi o haleti ruhi içerisinde ikna edecek bütün doneler elindedir ve size büyük zararlar verebilir. Lütfen, lütfen sosyal medyada ve internette paylaştığımız şeylere dikkat ediyoruz. Çocuklarımızın resimlerini Facebook'ta profil resmi olarak kullanmayalım. Bunun yaşanmış sıkıntıları var, onlara girmeyeceğim. Tabi bu her slaytın bir hikayesi vardı. Arada da birkaç tane videosu vardı. Onları artık vaktimiz yetersiz olduğu için Siber Zorbalı hocam anlattı. O zaman ben böylece bitireyim. Tabi bunların tamamı yaşanmış hikayelerden ürettiğimiz ve ne tür tedbirler geliştirebileceğimiz sonuçlar. Dolayısıyla biz sahadayız, insanımızın içindeyiz. İşte Milli Eğitim büyük bir aile ve hepiniz o ailenin bir ferdisiniz. Çocuklarınız o ailenin bir ferdi. Bizim çıkardığımız fotoğraf toplumumuzun fotoğrafı. Lütfen dikkatli olalım. Teşekkür ediyorum.